Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'den sadece oyun oynayarak nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bugün size göstereceğim oyun Business Tour. Zaten eskiden de kanalımda çekmiş olduğum bir oyundu. Şu an bakın arkadaşlar benim Steam'de 8.85 var. Ve ben yani Steam'e hiç para yüklemedim. Sadece oyun oynayarak kazandım. Bunu farklı oyunlarda da yapabilirsiniz. Başka oyunlar da var. Ama benim size önereceğim en iyi oyun Business Tour. Bunlardan biridir. En kolay bir şekilde bunu yapılır. Yani az sonra size göstereceğim nasıl olduğunu arkadaşlar. Ama ondan önce bu size göstereceğim şeyi her gün bakıp gelmesini bekleyin arkadaşlar. Yani az sonra ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bunun arkadaşlar şeye gideceğiz. Bir dakika yanlış yere bastım. Bunun mağaza sayfasına gideceğiz arkadaşlar. Bunun altta hani oyun dışında parayla satılan şeyler oluyor ya bunlar. Bunlardan size ödül geliyor. Bakın burada bugüne özel 10 4 TL'lik şey 1.35 olmuş ve bunun içinden de zaten size şey veriyor. Yani bunu satabileceğiniz şeyler veriyor veya oynayacağınız şeyler. Ben tam bilmiyorum. Bunu ilk defa alacağım şimdi. Şimdi şuradayken de alayım buradan. Sepete ekle diyelim. Bunu alalım arkadaşlar. Bir de bu oyunda zaten günlük görevler var arkadaşlar. Bu günlük görevleri yaparak size kutu veriyor. 15 kuruşluk veya 1 liralık, 5 liralık rastgele kutular veriyor. Siz bu kutuları gidip buradan pazara basıp bir eşya sat çıkacak. Buradan satabilirsiniz. Zaten bakın burada da benim mesela bir tane sandığım var. Size onu göstereyim. Bir tane kutum var. Şöyle yok daha onu ben yeni aldığım için o gözükmüyor. Ama size şuradan pazar geçmişinden göstereyim. Mesela bakın arkadaşlar. Burada sattığım şeyler var. 12-15 kuruşluk. Burada 3 60'a sattığım zar bile var yani. Bu oyundan geldi. Ben oyundan aldığımı satıyorum. Ve bu Steam'de para birikiyor. Bununla da gidip istediğim oyunu alabilirim. Şimdi oyuna girip size tekrar göstereceğim. Az önce aldığım şeyi. Bakalım aldığım şey satılıyor mu? Satılıyorsa çünkü çok iyi olacak. Çünkü ben zarı kullanmıyorum yani. O bana para olarak gelmesi daha iyi olacak benim için. Şöyle bakalım oyunumuza girsin. Aldığımız şey direkt geliyor zaten. Bakın burada zar geldi. 50 bin para geldi, 100 altın geldi, karakter de geldi büyük ihtimalle. Ben kayıt olmuş, kayıtta mıyız diye bakayım. Şimdi az sonra açacağım arkadaşlar. Yani boşa gitmesin kayıt. Şuradan girelim. Envanterimde bakın arkadaşlar. Evcil hayvanlar kutusu var. Bu yaklaşık 1 lira falan. Böyle bir şey. Şimdi bana gelenlere bakalım ben satabiliyor muyum? Onu bakayım bir. Bir eşya sat diyoruz. Business Tour. Tıklayalım. Gözükmüyor galiba ya çıkıp girmek lazım veya satılmıyor da olabilir. Tam bilmiyorum ben ona bakarım. Ama şurada zaten 100 tane verdi biz onu alınca. Ve bunlar arkadaşlar normalde 100 tanesi 1 dolar yani yaklaşık 8 lira falan. Daha pahalı da olabilir tam bilmiyorum. Biz şimdi şunu açalım 75'e açılıyor ve içinden gelebilecek şeyler bunlar. Bu karakterler çok pahalı bunlar gelse yani çok iyi olur. Ama bakalım ne gelecek şimdi aç dedim. Bakalım ne gelecek. Şunlar zaten garanti geliyor. Bunların da gelme ihtimali var. Şöyle bir zar geldi. Bu zar ne kadar? Hiçbir bilgim yok. Ben 1 liraya aldım o kutuyu. O kutuyu 1 liraya aldım. 100 altını da az önce sizlerle yaklaşık 1 liraya aldım. Şimdi 2 liraya aldığım şeyden bana ne kadar gelecek? Ona bakacağım. O zar ne kadarmış? Onu bir görelim. Bu zar ne kadar? 11.20. Arkadaşlar bakın az önce 2 liralık şey yaptım. O açtığım şey 1 liralık kutu ve bu da 1 liraya az önce sizlerin önünde aldığım sandıktan geldi işte sattım. Bakın burada günlük olarak fiyatları da değişiyor. Şu anlık bunun değeri 11.19. Buraya 11.19 yazıyorum. Burada Steam'de biraz kesiyor bana yaklaşık 10 lira gelecek. 2 lira harcayarak 10 lira kazandım. Orada aldığımız karakterler büyük ihtimalle satılmıyor. O sizin oynayabileceğiniz olarak geliyor. Burada zar geldi. Yaklaşık 10 liraya satılıyor. Bu alınca benim param gelecek. Az önce açtığım size sandığı göstereyim. Belki burada şu an bulamam ama ne hayvanlarla alakalı bir şeydi sanki. Bakayım. Hayvan sandık yazsam çıkar mı acaba? Çıkmaz bence. Sandık yazıp bakayım bir. Onun şu... Lan nasıl sandık yazdığımda nasıl çıkmıyor? Manyak mısın? Kutu lan bunlar. Kutu. Galiba.
Anlıyorum. Ben direkt şuradan bakmaya çalışıp bakıp bulmaya çalışacağım. Evcil hayvanlar sandığı mı, kutusu mu, öyle bir şeydi sanki. Bu arada arkadaşlar şu karakteri de verdi. Az sonra oyundan onu da göstereceğim size nasıl olduğunu. Burada ben bu, evet, yok bu değil. Hayır, bu değilmiş. Bir an ona benzedim. Ya size onu da göstermek istiyordum da adını unuttum ya. Ne oluyor? Bulamayacağım gibime gelmeye başladı. Bir dakika, şuradan size az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Bakın burada turnuva var. Bu turnuva her gün bir kere girme hakkınız geliyor. Hafta sonları da 2x bilet oluyor. Yani bu turnuvaya girdiğinizde birinci olursanız 4 kupa, ikinci olursanız 3, üçüncü olursanız 2, sonuncu olursanız da 1 kupa veriyor. Ve bu kupalar da 10 tane biriktiğinde bir ödül alabiliyorsunuz. Mesela bu karakter az önce gösterdim size 10 lira falandı. Benim açtığım, benim ileride alacağım falan da var. Ama bunlar yani, ben bunu açmıştım. Bu 1 liralık falan dediğim size arkadaşlar. Az önce açtım. Bunlardan bunları satabiliyorsunuz. Yani ben bu karakteri sattım. 10 liraya yakın sattım arkadaşlar. Sonra gidip sandık alıp onları açtım. Bu şekilde para kazanıyorum Steam'den ve istediğim oyunu gidip alabileceğim. Hafta sonları bu 2x oluyor. Yani birinci olduğunda size 8 kupa veriyor. Bu şekilde buradan da kazanabiliyorsunuz. Buradan günlük görevler demiştim. Hani 10 kuruşluk, 1 liralık falan sandık geliyor diye. Onu da buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Steam'de para kazanabiliyorsunuz. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır ve gidip bu şekilde para kazanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.